İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir avuç un. Enes bin Malik der ki, Resul aleyhisselam Medine'ye gelince yaşım 8 idi tam. Validem Ümmü Süleym bir gün biraz un bulmuş. Komşudan da süt alıp ikisini yoğurmuş. Pişirip sonra bana dedi ki, git hemence, babanı çağır gelsin, yiyelim beraberce. Peki deyip mescide koşuverdim anında. Baktım, babam oturmuş Resul'ün tam yanında. Ben peygamberimizi görür görmez ansızın, doğruca ona vardım, elimde olmaksızın. Dedim, ya Resulallah, yemek yaptı validem. Sizi yemek yemeye çağırıyor şimdi hem. O server seslendi ki cümle cemaatine, kalkın, Ümmü Süleym'in gidelim davetine. Derhal Resulullah'la birlikte o topluluk, yürüyüp bizim eve az sonra vasıl olduk. Resulullah sordu ki, hem babama bakarak, neler hazırladınız bize yemek olarak? Babam arz eyledi ki, bilmiyorum vallahi. Dünden beri hiçbir şey yemedim kendim dahi. Peygamber Efendimiz buyurdu, İyi ama zevcen çağırmadı mı şimdi bizi taama? Babam içeri geçip sordu hemen annemden. Gelip Resulullah'a arz etti şöyle hemen. Hanımımın eline biraz un geçivermiş. Biraz da süt bularak hamur edip pişirmiş. Babam böyle deyince o zaman Efendimiz buyurdu, o yemeği yanıma getiriniz. Getirdik. Ellerini koydu kabın üstüne. Sonra bereket için bir dua etti yine. Tam 70 kişiydi. Hepsi yiyip doydular. Yemekte bir azalma olmadı zerre kadar. Daha sonra anneme gönderdi onu yine. Buyurdu ki, yesin ve versin istediğine. Zeyd bin Harise dahi anlatır şu hususu. Bizim kabilemizin vardı bir su kuyusu. Kışın iyi ise de, velakin yaz gelince, nedense içinde su azalırdı hemence. Bunun için birleşip Resulullah'a gittik. Kuyunun bu halini kendisine arz ettik. Dedik, ya Resulallah, lütfen dua buyurun. Suyu bize yazında yetişsin bu kuyunun. Peygamber Efendimiz derdimizi dinleyip, sonra yerden bir miktar taş topladı eğilip. Ve bize buyurdu ki, bu taşları alınız. O kuyunun içine birer birer atınız. Peki ya Resulallah diyerek biz ayrıldık. O taşlarla birlikte kuyu başına vardık. O taşları atınca gördük ki çok aşikar,
Yükseldi kuyu suyu, hemen ağzına kadar. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Buyurun. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Meymun bin Mihran rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, insan bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta yerleştirilir. Tövbe ederse kalbi cilalanır ve parlar. Dolayısıyla o siyah nokta kaybolur. Ama tövbe etmezse ve günah işlemeye de devam ederse nokta nokta kalp kararır. Nihayet bu siyahlık bütün kalbi kaplar. İşte buna ran, kalbin tamamen kararması denir buyuruyor Meymun bin Mihran rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun efendim, buyurun. Hocam benim sorularım vardı. Sorum hocam, kul kul olmayı biz mi istedik, Cenab-ı Allah mı istedi? İkinci sorum hocam, borç altın verip altın alabilir miyiz? Üçüncü sorum hocam, alo. Evet efendim, buyurunuz. Üçüncü sorum hocam, bankaya altın yatırıp Türk parası alabilir miyiz? Yani bir ya da bankaya para yatırabilir miyiz? Son sorum hocam biraz uzun. Hocam şimdi biz Cenab-ı Allah işte sonsuz azapla cehenneme gönderecek. İşte ben kendim merhamet ediyorum ama Cenab-ı Allah merhamet etmiyor. Yani ben bunu anlayamıyorum. Böyle kendi kendime diyorum. Yani nasıl oluyor? Hani onu sormak istedim. Peki efendim. Sağ olun hocam. Allah peki, razı olsun. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun zaten. Alo. Buyurun. Alo, duyuyor musunuz beni? Sesiniz boğuk geliyor efendim. Lütfen ahizeden konuşun. Şu an nasıl? Biraz daha iyi. Buyurun. Hayırlı günler hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam şimdi hani bazen mutfakta işte yemek falan yapıyoruz. Akşam üstünü açıp unutuyoruz. Onu ertesi gün yenir mi yoksa dökmek mi gerekiyor? Hani yıkanamadığı için yemek. Bir de Maliki mezhebini taklit ediyorum. Abdest alırken hani şu kulakla saç derisi arasındaki yer var ya, hani orasının da yıkanması gerekiyor ya Maliki mezhebinde. Ben onu şey yaparken saç başımı hani bastırarak mesthediyorum. O zaman olmuş oluyor mu? Bir de Maliki mezhebinde hani boy abdesti alırken işte abdesti bastıramadan önce avret yerini yıkıyorum. Ondan sonra tekrar yıkamıyorum ama kurulanırken siliyorum. Bununla namaz kılınır mı? Bir de şey dua ederken hani ellerimizi kaldırıyoruz ya ondan sonra. İşte ben orada Fatiha ile İhlas okuyup ölmüşlerimizin ruhuna gönderiyorum. Hani Fatiha ile İhlas'ı burada okumam doğru mu? Yoksa namazdan önce falan okuyup da öyle mi yapmam gerekiyor? Yani tesbihleri çekiyor, namazdan sonra yapıyorsun değil mi bunu? Evet, evet, evet. Hani dua etmek için elimizi kaldırıyoruz ya. Hı-hı. İşte elhamdülillah falan dedikten sonra Fatiha ile İhlas okuyorum. Yani burada olur mu? Yoksa hani önce ya da sonrasında mı okuyup hibe etmem lazım? Bir de hocam bu eşim çiftlik banka bu şey olmuştu işte battı ya orası da orada aldığı gümüşlerle peynir bal falan almıştı. Bunları yemek caiz mi? Ben yememeye çalışıyorum ama hani caiz mi değil mi? Çünkü şeyden geldi hani ben onu o kadar uyardım ama dinlemedi beni. Gitti üye oldu, çok da iyi oldu battığı da. Çok da sevindim yani bu konuda. Bir de hocam hani böyle işte eşim böyle şeylere bulaşıyor ya. Bu hani o hangi kitapta hani tecdidi iman duasını ben okusam onu tekrar ettirsem iman olur. Yenilenmiş olur mu hocam? Olur efendim. Peki efendim. Tamam, çok çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Yok mu? Peki, buyurunuz. Ben miyim? Sıra size geldi efendim. Tamam. Biraz erken geldi. Tamam. İdare edin artık. Efendim ilk dinleyicimizin çare bir dikkat sualleri var. Dinleyicimizin tabii
zihni bazı şeyler yerlerine oturmakta zorlanmış veyahut da zorlanıyor. Ama kolay değil. Her insanın başından geçer. Belli şeyler öğrenince acaba bu böyle miydi, şöyle miydi diye insanın hatırına gelir. Bu suallerine de cevap bulması gerekir. Yani zihnin berraklaşması, netleşmesi, her şeyin yerlerine oturması gerekiyor. Şimdi biz de mesela Allah Teala rahmet eylesin Emen abileri, daha sonra Milli Eğitim'de çalışırken falan bazen gelir ziyaretine giderdik. Bakardım falan, Allah Allah dedim, bu kadar çalışanı var. Bu çalışanların sıkıntıları var. Müessesenin sıkıntıları var. Emen abiler gülüyor, neşeleniyor falan. Dedim bu nasıl oluyor? Merak ederek yani. Tabii daha sonra biz Milli Eğitim'den ayrılıp Türkiye Gazetesi'ne geçince orada da yakinen görüyorduk. Tabii anlattıkları ve hayatına geçirdiklerine bakıyorduk. Gözlemlerimiz o şekilde. Yani sadece Emen abi de görülmüyor. Mesela İslam alimlerinin Evliya-i Kiram'ın hayatlarını okuyunca da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hakeza. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi Fatih'teki evinde yazın falan bir tarafa gitmezdi. Tatil matili olmazdı mübareğin. Ki o evde önde zaten Suriçi evleri belli. Yanaşık düzen hepsi. Ondan sonra önünde bir sokağın yeri gözükür. Bir de kafanı uzatıp pencereden yukarı bakarsan gökyüzü gözükür. Başka bir şey gözükür. Karşıdaki evler gözükür. Başka bir şey gözükmez. Orada işte Emen abiler ömürlerinin sonlarına doğru şeyde Sarıyer tarafında bir yer kiralamışlardı. Sonra aldılar mıydı? Kiraladılar mıydı? İşte orada biraz hani rahat etsinler falan diye. Daha sonra Emen abiden dinlediydim ben. Bir gün dedi işte hocamız da dedi Sarıyer dedi. Böyle Boğaz'a doğru oturduk bakıyoruz dedi. Balkonu varmış balkonda. Bir yat geçti dedi. Yani dedi mübarek dedi o tarafa bakıyor dedi. Boğaz'a bakıyor dedi. Gayri ihtiyarı sordum efendim cennette de böyle yatlar olacak mı falan diye. Ne yattı kardeşim ben yat, biz yat falan görmedik buyurmuşlar. Allah Allah hayret ettim diyor ya. Yani şehri evde diyor yani Boğaz'a baya yakın diyor. Yatı görmemek. Ya da yönler o tarafta gayri ihtiyari diyor böyle şey yaparken. Ya kardeşim buyurmuşlar. Şimdi öyle bir yerden tutmuşlar ki Yuşa Tepesi altı gözüküyor oradan o evlerin oradan. Karşıda. Karşıda tam karşıda. Anadolu yakasında. Kardeşim buyurmuşlar biz karşıya bakıyorduk ama Boğaz'daki yatamata falan bakmıyorduk onları görmedik biz. Biz bilmişler şu Yuşa Tepesi'nin altında işte onlar Efendi Hazretleri derlerdi. Seyit Abdülhakim Harbi Hazretleri talebeleriyle beraber gelir orada denize girerlermiş. Orada piknik yaparlarmış. Hep oraya bakıyor. Efendi Hazretleri'ni düşünüyorum. Düşünüyordum. O günleri onları yad ediyordum. Yani onları düşünmek denemeden yatmat görmedim kardeşim. Herhalde dedik ki yani biz dedi gittik orada şey yapsın mübareklerin düşünmeleri şeyleri farklı. Farklı. Biz demiş hani demiş orayı düşünüyorduk hani. Ama dünyadaki yat kat dediğin ne ki bunlar sureti buymuşlar esas. Aslı orada olacak. Aslı orada olacak. Şimdi Emen abiler tabii Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hazretinin hem damadı hem hocaları olması bile evde de yakine göre göre bir şeylerde yakinleri hasıl oluyor insanın. Okuyarak, görerek, dinleyerek. Bir şeyde yakini oluyor. Nedir yakini? Ha, bu dünya geçici bir vatan. Cenab-ı Hak kullarını buraya geçici olarak gönderiyor. Her kulu için ezelde edilediği bir takdiri var. Belli şeyleri görecek, belli şeyleri yaşayacak. Bu üzüntülü de olur, sevinçli de olur. Üzüntü de geçici, sevinç de geçici. Baki olan Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala'nın dışında Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarının hepsi fanidir. Ve yok olmaya mahkumdur. Cenab-ı Hak sadece cenneti ve cehennemi baki kalacak şekilde yaratmıştır. Öbürlerini yok edecektir. Dolayısıyla geçici olan bir şey için dert edinmek ve mülk Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'nın dilediği olacağı bir yerde kendi istek ve dileklerin olmasını beklemek, bunun için üzülmek ahmaklıktır buyuruyorlar. Ölümle bitecek bir nimet, nimet olmaz buyuruyor Fuday bin Nihat Hazretleri. İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor. Din büyüklerinin çoğu yazmışlar. Ölümle bitecek olan yani sonlanacak olan nimete nimet denmez buyuruyor. Bitecek çünkü. Efendim benim işte 1000 tane villam var. Öldün. Bitti.
olsa olsa bir tanesinin içine gömülürsün, o kadar yani. Yani vasiyet edersin. Oraya da gömerlerse. Gömerlerse o da tabii. Olmaz efendim, belediye izin vermez efendim, kanuna müsait değil efendim falan filan. Şey para olması. Edecek bir şey. Para yani. Edecek bir şey. Öldürür mü evlatları? Hiç. Orayı. Hatta kabir yeri bile almazlar. Boş bir yeri yok mu diye oraya atarlar yani. Değil mi? Ucuz bir yer. Var. Ucuz bir yer. Orada. Dolayısıyla. Burası fani. Hatta Fuday bin İyad Hazretleri'nin miydi? İmam Gazali Hazretleri mi naklediyordu? Buyuruyor ki, dünya altından bir kupa olsa, ahiret de topraktan bir çömlek olsa, akıllılar o topraktan çömleği tercih ederler. Çünkü birisi kalıcı, öbürsü yok olucu buyuruyorlar. Halbuki iş tam tersi. Ahiret altın gibi kıymetli, dünya ise topraktan yapılmış çömlek gibi kıymetsiz, kırılıp yok olup gidecektir. Buna yakini olan bir kimse, bir üzüntü sıkıntı geldiği zaman, ha Cenab-ı Hak beni şimdi üzüntüyle sıkıntıyla imtihan ediyor. Dolayısıyla benim burada yapmam gereken nedir? Sabretmek. Ben bu geçidi sabrederek geçeceğim. Sabrediyor. Nimet geliyor. Ha, çokça para geldi, mal geldi, mülk geldi. Şimdi Rabbim beni imtihan ediyor. Ben ne yapmam lazım? Rabbimin rızasına göre bunları yerli yerinde, onun bildirdiği yerlere harcamam lazım. Azmamam, şımarmamam, kibirlenmemem lazım. Bu geçit böyle geçirecek, o geçit öyle geçecek. Bir yakini vefat etti. Annesi vefat etti, babası vefat etti, evladı vefat etti. Ha, Rabbim beni şimdi imtihan ediyor. İsyan etmemem lazım. Gönderen Rabbim, emevi üzülürüm, ağlarım. O ayrı bir mesele. Ona izin verilmiştir zaten. Ha, böyle olunca dert olur mu? Şunu dert edindim, bu olmadı da, şu oldu da falan filan. Mülk benim değil ki. Hani dinleyicimiz de diyor ki, kul olmayı diyor biz mi seçtik, Allah-u Teala mı seçti? Ya biz zaten yaratılmışız, bizim tercih hakkımız söz konusu değil. Allah-u Teala bizi emirleriyle kıymetlendirmiş, diğer mahluklarla mahluklarına vermemiş. İnsanı muhatap almış, bir de cinleri. Zaten üç tane akıllı varlık yaratmış, melek, insan, cin. Meleklerde zaten nefis olmadığı için onlar ne emredilirse onu yapıyor, itaat ediyorlar. Geriye melek de insanla cin kalıyor, cin de insandan çok aşağı yaratılmış, esas olan da insan. Muhatap olan insan. Allah Teala diğer mahlukatına, cemaata ata vermiş. Ondan sonra hayvan, hiçbirisi aynı şekilde uykun altına girememiş. İnsan şereflenmiş. Cenab-ı Hakk'ın emriyle. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi 17 rekat namaz emredildi. 5 vakitte. 2 rekatı sabah, 4 rekatı öğle, 6, 4 rekatı ikindi, 10, 3 rekatı akşam, 13, 4 rekatı yatsı, 17. Vitir, Hanefi de vacip olduğu için. Onunla beraber 20 oluyor. Yoksa 17 rekat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok seviniyor ki, Allah-u Teala beni ve ümmetimi kendisine muhatap aldı. Böyle bir emirle kıymetlendirdi, şereflendirdi. Sevincinden bu namazların bazılarının önünde. Sabahta olduğu gibi, ikinde olduğu gibi. Bazılarının arkasında, akşam namazında olduğu gibi. Bazılarının hem önünde hem arkasında, öğle ve yatsıda olduğu gibi namaz kıldı buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala şükür için yaptı bunları. Oruç ibadetiyle şereflendirdi, zekat ibadetiyle şereflendirdi. Bütün bunlar yani Allah-u Teala'nın her şeyin sahibinin emriyle aynı şekilde kıymetleniyorsun. Ve insana mesela Cumhurbaşkanı'ndan mektup gelmiş olsa övünürdür. Cumhurbaşkanı'ndan bana mektup geldi, sana iş geldi mi falan filan. Ya Cumhurbaşkanı değil, Cumhurbaşkanları falan filan. Hani hep hatırıma geliyor da. Hatay Cumhurbaşkanı'ydı, sonra Türkiye Cumhurbaşkanı oldu. Bize mektup gönderiyordu ya. En sonunda hiç kesmedi, dünya Cumhurbaşkanı oldu. Yani dünya cumhurbaşkanı da olsa. Sesi kesildi ama. Kesildi. Sonra. Öldü müydü? Uzaya mı gittin ha? Uzay cumhurbaşkanı olarak. Vefat ettiyse de Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla hepsinin üstünde, her şeyin sahibi. Dolayısıyla bize kıymet vermiş, kulluğuna kabul etmiş. Ve Cenab-ı Hakk'ın yarattığı öyle kullar var ki, mesela şeyde Vakkat kitabını yayınlamış olduğu İslam Ala kitabında var o. Orada Cebrail Aleyhisselam bakıyor ki Muhammed Aleyhisselam'dan önceki ümmetlerde bir abid güneşin altında ibadet yapıyor böyle. Ama ne gayret, ne ihlasla. Onun ibadet yapışına bakıyor. Bir de levh-i mahfuza bakmış, cehennemlik yazıyor. Ya Rabbi diyor, kulun yani ihlasla, samimiyetle ibadet ediyor. Ama diyor cehennemlik. Bunu da bilmiyor diyor. Bildirip, izin verir misin bildireyim mi? Bildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Geliyor. Diyor ki mübarek olsun ama diyor bütün bu yaptığın ibadetler neticesinde diyor cehennemliksin sen. Aa,
Ne kolmuş ya maşallah. Pat diye yere bir atıyor kendini secdeye. Böyle sevincinden nasıl böyle coşuyor hıçkıra hıçkıra ağlayarak. Ya Rabbi elhamdülillah ki beni muhatap kabul etmişsin. Beni cehennemine layık görmüşsün. Sana nasıl şükredeceğimi bilemiyorum ya Rabbi. Cebrail Aleyhisselam da şaşırıyor. Ya Rabbi diyor kulunu görüyorsun. Şimdi bak diyor levh-i mahfuz'a bakıyor cennetlik. Ondan sonra omuzuna dokuyor. Cennetlik oldum. Beni ilgilendirmez orası diyor. Beni kul olarak kabul etti ya. Bana bir yeri münasip gördü ya. Bana bir değer kıymet verdi ya her şeyin sahibi. Ben o kendisi ilgilendirmezse cennetine kor, cehenneme kor. Ne kulmuş ya. Ne kulmuş hakikaten. Yani Cenab-ı Hakk'ın böyle kulları da var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de açık net bir şekilde ben insanlar ve cinleri bana ibadet etmesi için yarattım. Estağfurullah. Hüme halaktul cinne vel inse illa li'abudun sadakallahu l'azim. Bu ayet-i kerime de açıkça bildiriyor Cenab-ı Hak. İnsanlar ve cinleri bana aynı şekilde ibadet etmeleri için yarattım. Dolayısıyla bunların neticesinde cennet veya cehennemi dolduracağını ezelde bildirmiştir. Dolayısıyla kulun tercihi değil. Şu iki tane bilgi biliyoruz hocam. Birisi işte kalu bela dediğimiz hadise. Allah-u Teala orada ben sizin Rabbiniz değil mi diyor ve söz alıyor. Bir de yine siz anlatmıştınız. Ana rahminde düşünce bir melek geliyor. Senin rızkın bu, bunu yiyeceğim, bunu içeceğim falan diye ona şey yapıyor. Bu bir yerde hani tabirim doğru mudur bilmiyorum ama Allah-u Teala bir şekilde kulun rızasını da almış oluyor. Evet. Yani sordu çünkü. Sordu. Ruhlar aleminde sordu. Orada evet dediler. Sözünde sadık mısın değil misin? Hadi dünyaya geldin bakalım. Sözünde duruyor musun, duymuyor musun? O sana sordular orada yani. Tabii. Evet dediydin. Dedin ya. Galu bela deniyor. Orada dediydin ama buraya geldin sapıttın. Sapıttın. Bedelini de ödeyeceksin. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların en iyisi ve en kötüsü. Bir insan, herkesin ne düşündüğünü anlasa, kaybolan şeylerin nerede olduğunu bilse, her ettiği dua kabul olsa, bu üstün haller Allah-u Teala'nın sevgisine alamet değildir. İtikadı düzgün mü? Haramlardan sakınıyor mu? Farzları, sünnetleri yapıyor mu? Yani dinimize uyuyor mu? İşte Allah-u Teala'nın sevgisine alamet budur. Yoksa üstün haller gösterene evliyadır denemez. Bu haller kafirlerde, kötülerde olursa istidraç denir. Müminlerde olursa keramet denir. Gerek istidraç, gerek keramet, her ikisi de riyazet, yani sıkıntı çekenlerde olur. Çekmeyenlerde de olabilir. Esas alim, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarına göre hareket eder, fıkıh kitaplarına göre konuşur. Evliya zatsa, fıkıh kitapları yanında büyüklerinden gelen feyizlere, marifetlere göre konuşur. Zulüm ve işkenceyle ölen Müslüman, şehit olur ve cennete gider. Kafirler, işkenceyle de öldürülse şehit olmaz. Şehitlik ancak müminler içindir. Cennetin kapısı imandır, imanı olmayan cennete gitmez. Kur'an-ı Kerim'e kendi kendine manalar verene uymak, bunu dinlemek caiz değildir. Peygamber Efendimiz, kim Allah'ın kelamına kendi aklıyla kendine göre mana vermeye kalkarsa, kendi kafasından tefsir yaparsa o kafir olur buyuruyor. Kurtuluş yolu ehl-i sünnet alimlerinin yoludur. İmam Rabbani Hazretleri ehl-i sünnet yolundan kıl kadar ayrılan cehenneme gidecektir buyuruyor. Ehl-i sünnet alimlerinin yolundan kıl kadar ayrılan din adamlarına din hırsızı denir. Peygamber Efendimiz insanların en iyisi alimlerin iyileridir. İnsanların en kötüsü de alimlerin kötüleridir buyuruyor. Alimlerin kötüleri kendi kendilerine fetva verenler, fikir yürütenlerdir. Dünyada en büyük nimet doğru imandır. Dolayısıyla kavuşulması en zor şey de doğru imandır, yani ehl-i sünnet itikadında olmaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehenneme gidecektir, itikadı düzgün olduğu için
yalnız bir fırka kurtulacaktır. Bu kurtulanlar benim cemaatime ve sünnetime tabi olanlardır buyuruyor. Burada cemaat, eshab-ı kiram demektir. Sünnet sözü, yalnız olarak söylenildiği zaman İslamiyet'in bildirdiği her şey demektir. Ehl-i sünnet vel cemaat tabiri buradan gelmektedir. Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala'nın çok sevdiği kimse, dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz buyuruyor. Doğru itikad, yani ehl-i sünnet itikadı çok önemlidir. Her şeyden önce bunu öğrenmeye çalışmalıdır. İtikadı bozuk olan biri, dinimizin bütün emirlerini yapsa ve yasaklarından kaçsa, sabaha kadar zikretse de, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali yoktur. Çünkü itikat bozukluğunu ancak cehennem ateşi temizler. Halbuki içki içen, dinin emirlerini yerine getirmeyen fasık birinin itikadı düzgünse, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali vardır. Çünkü tövbe edebilir, şefaate kavuşabilir veya Cenab-ı Hak affedebilir. Fakat itikadı bozuk olan kimse, itikadının bozukluğunu bilmediği için tövbe de etmez, o haliyle ölür. İnsanların hayırlısı, ilim öğrenen ve öğrendiğini öğretendir. Dinimizden bir kelime öğrenip bir başkasına da öğretmek, bin kere nafile hacca gitmekten daha çok sevaptır. Peygamber Efendimiz, yoldan çıkmış bir Müslümanı doğru yola kavuşturan cennette yanımdadır buyuruyor. Ancak dikkat edilecek husus şudur ki, dinimiz nakil dinidir. Kişi öğrendiğini öğretecektir, kendi anladığını değil. Sapık yollar, akıl yürüterek yorum yapmak sebebiyle ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bunlar felakettedir. İlim, nakli ve akli olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi, yani nakle dayanan din ilimleri, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar nakil yoluyla öğrenilerek gelmiştir. Kendi görüşüne göre din öğretilmez. Maalesef bugün pek çok kişi dini konuları kendi görüşüne göre anlatıyor. Hem kendileri hem de onlara uyanlar cehenneme gidiyor. Böyle bir zamanda kurtulabilmek için Peygamber Efendimiz'in varisleri olan Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumak şarttır. Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin yaptığı bir işin dinimize uygun olup olmadığını bilmesi lazımdır. Bilmiyorsa öğrenmesi gerekir. Eğer yapılan iş dinimize uygun değilse, kişi günah veya küfürden kurtulamaz. Her gün hakiki tövbe etmesi lazımdır. Tövbe edilen günah veya küfür muhakkak affolur. Tövbe etmezse dünyada veya ahirette cezasını çeker. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun sorun. Efendim ilk dinleyicimiz dedi ki, yani altın borç veriyoruz 100 gram. Tekrar altın alabilir miyiz? Tabii. Peki geri alırken efendim verdiğimiz altının bedeli o günkü raiçe göre para ver teklife salınır mı? O da alınır. Bankaya dedi para yatırdık veya altın yatırdık. Bankanın vermiş olduğu fazlalığı alırız. İhtiyacımız varsa, yani ihtiyaçlı birisiyse kullanırız. İhtiyaç değilsek fakirlere veririz. Veya din İslam'a hizmetli yerlere veririz. Peki altın yatırıp onu çekeceğimizde banka diyor ki ben sana altın diye para vereyim. O gün raişten verebilir, verebilir. Onda mahsur yok. Efendim, neşemizin cari bir dikkat bir suali var. Ben dedi kendi kendime merhamet ediyorum dedi. Kendime merhamet ediyorum dedi. alınmasın dinleyicimiz de. Eğer kendisine merhamet etseydi, Allah Teala'nın emirlerine itibar ederdi. Çünkü din büyükleri, İslam alimleri buyuruyorlar ki, kendine merhamet eden, merhamete kavuşmak için, Allah-u Teala'nın merhametine kavuşmak için o sebeplere yapışır. Hem isyan edeceksin, hem emirleri yapmayacaksın, Allah-u Teala'nın emirlerine res çekeceksin. Sonra diyeceksin ki, ya ben bu vücudun aynı şekilde cehenneme yanmasına kıyamıyorum. Kendime merhamet ediyorum. Yok, onun kıymet harbiyesi olmaz. Kendine merhamet eden, Allah-u Teala'nın merhametine kavuşturacak sebeplere yapışır. Akıllı kimse böyle davranır.
İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. Akıllı kimse her şeyin sahibi ve yaratan olan Allah-u Teala'nın merhametine kavuşmak için iman edecek, itikadını düzeltecek, farzları yapacak, haramlardan sakınacak, kul hakkından sakınacak, hayvan haklarından sakınacak, yaşayışını, kötü huylarını değiştirecek, ona göre dizayn edecek. Yani cehenneme gitmeyecek sebeplere yapışacak. Cehenneme götürecek değil, cehenneme götürmeyecek sebepleri yerine getirecek. Bu hepimiz için geçerli. Tabii. Sadece dinleyicimiz için değil. Sadece dinleyicimiz için değil. Gelelim efendim. Hatta ibadeti yapıyorum diyenler de atıyorum 5 vakit namazını kılıyorsa buna da güvenemez insan. Güvenilemez tabii. Yani daha iyi nasıl yaparım onun peşinde olması lazım. Çünkü hatta İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki yaptığınız ibadetlerin ve yaptığınız iyiliklerin iyi düşününce onun içerisinde nice aynı şekilde gizli kusurlar olduğunu görürsünüz buyuruyor. Görürsünüz. Kusurlu kabahatli şeyde Allah-u Teala. Ha sen elinden gelen gayreti sarf edersin. Gene eksik yaparsın, noksan yaparsın. O ayrı mesele. Cenab-ı Hak ona bakmıyor. Ha bu kıymet verdi, değer verdi. Benim buna vermiş olduğum güç, kuvvetle çalıştı, didindi. Ya bu kadar becerdi. Adın nedir? Hıdır. Elinden gelen budur. Kuluma verdiğim bu kadardı. Bu kadar becerdi. Meleklere der ki tam yaptın. Önemli olan o. Sen hiç kıymet vermiyorsun, değer vermiyorsun. Allah-u Teala sevdiklerini sevmiyorsun. Düşmanlarına düşmanlık etmiyorsun. Yolun sana ben kendime merhamet ediyorum. Yani acıyorum ben kendime ya. Bedin cehennemde yanmasın diyorum. Ha, onun bir kıymet harbiyesi olmaz. Çünkü sen yaratan değilsin, yaratılansın. Sen kulsun, halık değilsin, mahluksun. Bunu hiçbir zaman unutmamalı. Gelelim diğer dinleyicimizin. Sanki dinleyicimiz bir şey daha sormak istiyor gibiydi. Yani cehennem de sonsuz. Hı. Hani bu sonsuz olması acaba merhamete ters bir şey midir? Yok değildir. Allah-u Teala Erhamir Rahimindir. Kendisi bildiriyor. Çok özür dilerim. Yani şöyle soruyorlar, şöyle söylüyorlar daha doğrusu. Yani dünyada insan ne kadar yaşıyor? Atalım 100 yıl. Bu 100 yılın karşılığı sonsuzluk mudur? Hı hı. O bugün de sorulmamış. Yani insanların zihni sadece bugün meşgul etmemiş. 400 sene önce İmam Rabbani Hazretleri'nin talebeleri de sormuşlar. Evet. O günkü insanlar da sormuşlar. Demişler efendim aynı şeyi. Hani 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl, hatta 1000 sene. Mesela Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın ümmetleri 1000 sene yaşamış. 1000 sene ama sonsuz diyorsun. 1000 seneye sonsuz ceza verilir mi? Diyatara geliyor. Evet. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala bunları dünyada sonsuz bıraksaydı sonsuz kafir olmaya niyetliydi bunlar. Sonsuz kafir olmaya niyetliydi bunlar. Dolayısıyla cezalar da sonsuzdur buyuruyor. Tabii bizim bildiğimiz yani nice bazı hikmetler vardır onu biz bilemeyiz. Şimdiden bir şey arz ediyordum da Allah-u Teala Erhamir Rahim'in olduğu merhametlerin en merhametlisi olduğunu kendisi bildiriyor. Ama elim azap sahibi olduğunu da biliyor. Aziz intikam buyuruyor kendisi için. İntikam da alıcı. Yani Cenab-ı Hakk'ın merhamet de var, gadabı da var. İki tarafı da aynı şekilde düşünmeli. Gadabının mesela Hicri bin yılından sonra ahir zaman başlamıştır. Ahir zamanda cemal değil, celal sıfatıyla tecelli eder. Kahırlacı. Yani bir yağmur yağıyor, şakır 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 seller sular geliyor falan. Dün mevesi gün mü haberlere bakıyordum. Bengaldeş'te bir dolu yağmış. Ya mübalağa değil yani televizyonda gösterdiği o görüntüye baktım yumruk gibi ya. Kırmış geçirmiş ne varsa yumruk gibi. Yani gadabıyla aynı şekilde şey yapıyor. Mülk onu yani gadabı da var, merhameti de var. Onun için merhametini harekete geçirecek işler yapmalı. Gadabını harekete geçirecek işlerden de sakınmalı buyuruyorum. Ve hatta kitaplarda açıkça Allah-u Teala'nın gadabı haramlarda ve mekruhların içerisinde gizlidir. Dokunma o zaman oraya. Peki merhameti? O da itaatin içerisinde gizlidir. İtaatin içerisinde. En hafif gördüğüm bir itaatte orada merhameti gizlidir. Allah-u Teala merhametle muamele eder. Onun için hiçbirisini kaçırmamalı buyuruyorum. Ve son dinleyicimizin sualleri var. Buyuruyor ki yemeğin üstü açık kalırsa bu yenir mi? Yenir. Yenmemesi getirmez. Hani içine başka şeyler katılıyor, örtülmesi lazım. Çünkü yemekte yıkanmıyor falan. Yenir. Atılması mı gerek? Hayır. Ancak içerisine o yemeği zehirleyecek veyahut da yenmesine mani olacak herhangi bir şey düşmüş veya görürsek onları o sebepten dolayı onu da hayvanlara veririz. Efendim Maliki mezhebini taklit ediyorum dedi. Bu Maliki mezhebinin dediği işte saçla kulak arasındaki o bir parmak enliğindeki kulak şey yıkanacak, yıkanmayacak, meshedilecek. Ben dedi başımı meshederken, arkadan önüne doğru getirirken avuçlarımın altıyla oradan geçiriyorum. Biz de oradan geçiriyoruz. Dolayısıyla meshedildi mi edildi mi mahsuru yok.
buna temas ederek geçiyor. Bir de dinleyicimiz dedi ki ben dedi gusül abdesti almadan önce avret yerini yıkıyorum. Daha sonra da diyelim oraya ulaşmıyor. Zaten kadınların avret yerine elleri değmiş olsa ne Hanefi mezhebinde ne Maliki mezhebinde abdest bozulmaz. Sadece Maliki mezhebinde erkeklerin erkeklik uzvuna elleri çıplak elle değerse abdest bozulur. Avuç içiyle. Kadınlarınki zaten bozulmaz. Bu şekilde bununla bu namaz kılabilir mi? Tabii kılabilir, hiç mahsur yok. Yalnız Şafii de bozar, ona dikkat etmeli. Şafii taklit ediyorlarsa veya Şafii mezhebindeyse. Namazdan sonra de duayı yapıyorum. Özür dilerim, dokunması mı kadının bozar Şafii'de? Şafii mezhebinde erkeğin de kadının da avret yerine aynı şekilde çıplak elle değdiği zaman abdesti bozulur. Başkasının avret yerine değince de bozulur. Kadının içinde geçerli. Kadın içinde geçerli, erkek içinde geçerli. Maliki de sadece erkek için. Maliki de sadece erkek için. O da kendi erkeklik uzvuna, erkeklerde. Başkasının aynı şekilde değse bozmuyor gene Maliki mezhebinde. Hanefi mezhebinde kadının da erkeğin de bozulmuyor. Avret yerini dedi. Tamam, ona cevap verdik. Namazdan sonra dedi bir Fatiha 3 ihlas okuyup geçmişlerime ediyorum. Bunu namaz kılmadan önce mi sonra mı? İkisi de olur ama namazdan sonra yapsın. Ya çiftlik banktan dedi gelmişti bazı şeyler. Ya o zaman helal hanap karışıktı. Onu yenmesinde bir mahsur söz konusu değil. Ama kazançtır belki de. O zaman öyle biliyordu falan. Yalnız mesela bize habire soruluyor. Efendim şöyle bir şey çıktı olabilir. Biz hep menfi cevap veriyoruz genellikle. Dinleyicilerden bazıları alınıyor. Efendim yani siz de hiç yani şey yapmıyorsunuz. Ya netice itibariyle bizim orada da altıcı bağlar gazeli derler. Tam böyle yani bir deyim kullanırlar. Ya altıcı bağlar gazeli çıkıyor. Tamam mı? Bunların. Çünkü havadan para kazanmak yok öyle bir şey. Öyle bir şey olmuş olsaydı Mustafa Bey bana söylerdi, gel ya burada uğraşıp durmayalım, gidelim şöyle aynı şekilde sihirli değdik. Okunmuş mi? Balon satalım. Değil mi? Hava yani komple. Hava tamam. Evet, tecdidi iman dedi duasını. Duası okulabilir ama nikahı yenilemek için iki Müslüman erkeğin yanında söylemesi lazım onu. Ama evde karı koca orasını okuduğu zaman da tecdidi iman yapmış olur mu? Olur. Marketlerden aldığımız yiyecekler bozuk çıkınca onları geri iade ediyoruz. Geri veriyoruz demiş bir dinleyicimiz. Veya parasını alıyoruz veya aynı maldan tazesini alıyoruz. Bunun bir mahsuru olur mu? Mahsur yok, sözleşmeli çünkü onlar. Çünkü market sahibi de biliyor, market sahibi de aldığı yeri biliyor. Ve onların garantileri var. Böyle olduğu zaman şey yapacak, geriye edecek. Etmeleri de lazım. Mahsur yok. Camilerde bidat işleniyor diye camiye gitmesek evde namazımızı kılsak olur mu? Bidat işleniyor derken yani bidat işlenmedik yer yok. Ama imam diyelim ki salihtir. Ön safa geçme imkanı vardır. O zaman gitmeli. Ama diyelim ki imam itikadı bozuktur. Yani konuştun, görüştün, anladın. O zaman aynı şekilde başka bidat işlenmese bile de götürüp de o adama aynı şekilde namaz teslim edilmez. O zaman evde kılınır. Seferilik müddetini sormuş bir dinleyicimiz. Mersin'den Ankara'ya gidiyorum. 4 gün orada kalıyorum. Maliki'yi taklit ediyorum. 4 gün sonra tekrar Mersin'e dönüyorum. 4 gün Mersin'de kalıp tekrar Ankara'ya dönüyorum. Böyle 4'er günlük bir neredeyse 12-13 gün böyle geçecekmiş. Şimdi Mustafa Bey orada şu anda dinleyicimiz bizi dinliyorsa Ankara'ya girdiği giriş yaptığı gün. Diyelim ki o 4 gün diyor ya, gece yolculuk yaptı. Sabah 10'da veyahut da sabah 9'da Ankara'da oldu. Bugün girdi Ankara'ya. Bugün girdi. Çarşamba. 9'da girdi. Çarşamba 10'da. Bugün girdi. Çarşamba orada kalacağım diyor. Perşembe, cuma, cumartesi 4 gün kalacağım diyor. Evet. 4 gün kalacağım. Cumartesi akşamda çıkacağım diyor. Dolayısıyla çarşamba gün sabah 9'da veya 8'de girdiği için bunu saymıyor. Çarşambayı saymıyor. Saymıyor. Saymayınca otomatik 3'e düşüyor zaten bu. Pazar günü çıksa bile 3'e düşüyor. Maliki mezhebine göre seferi. Hele cumartesi gün çıkıyorsa severi. Mersin'e geri geldi. Mersin vatanı aslisi değilse, yani orada evlenmediyse, orada doğmadıysa, orada memuriyet veyahut da aynı şekilde herhangi bir şirketin görevlisi olarak orada çalışıyorsa vatan ikamettir o. Dolayısıyla vatan ikametine döndüğü zaman da durum aynı. Mersin'e döndüğünde diyelim ki sabah 9'da oraya vardı. O günü saymıyor. Ertesi gün 1, 2, 3 gene seferi. Bu aynı şekilde 1 ay boyunca, 2 ay boyunca böyle devam etse hem yolda hem Ankara'da hem de aynı şekilde Mersin'de hep seferi olur.
Ama Ankara'ya gittiği zaman 4 tam gün kalıyorsa mukim olur, yolda seferi olur. Mersin'e geldiği zaman 4 tam gün kalıyorsa Maliki mezhebini taklit ettiği için yine mukim olur, seferi olmaz. Aynı kişi Ankara'dan çıktı, Mersin'e gidiyorum diye veya farklı da olabilir. Mersin sınırlarına girdi. Anladı ki Gaziantep'te işi var. Devam etti oradan. Seferlik devam eder. Devam eder. Bozmadı. Mersin sınırlarına girip çıkıyor. Mersin sınırları içerisinde mesela onun seferinin başladığı ya mezra dediğimiz, fina dediğimiz. Evine uğradı diyelim. Ha, evine uğradı. Evine uğradı. Orası da vatan asisiydi. O anda da namaz kılması gerekti. Vatan asisiydi. Orada evlendi. Vatan asisiydi. Oraya girdi. Bu kim oldu? Vatan asisiyse. Ama vatanı ikameti ise gene seferi. Evet. Ama teyit geçmesinin bir etkisi olmuyor. Olmuyor. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.